Galatasaray Trabzonspor maçında yaşanan bu skandalı demek lazım herhalde konuşacağız. Özgür Düşünce Gazetesi Spor Müdürü Behram Kılıç'la birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Dünkü Teşekkür ederim. maçtan sonra hakikaten dün Twitter'da gündem oldu. Türk futbolu bitti yorumları yapıldı. Bitti mi? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz dünkü maçı? Ya şöyle, dün saat 1 itibariyle 55 bin tweet atılmıştı. Sadece Salih Dursun'la ilgili, bu hakeme kırmızı kart veren futbolcuyla ilgili. Ama Türk futbolu bitti mi? Bitmedi. Bir yara aldı. Dünya çapında ilk kez Türk futbolu konuşuldu. Bütün dünya Türkiye'yi konuşuyor şu Ve an. bununla konuşuldu. Hep bununla Evet. konuşuluyor. Çin'den işte Amerika'ya kadar. Yani bir şikeyle konuşulmuştuk son dönemde değil İşte mi? o dönemde hatırlar mısınız bilmiyorum. 2011'de de Türk futbolu işte temizlenecek, özüne kavuşacak, her şey çok güzel olacak dendi ama olmadı. Her şey üstü kapandı. Burada da bence bir tepki olacak, hakeme bir tepki olacak. İşte Merkez Hakem Kurulu bugün saat 17 itibariyle bir basın toplantısı yapacak. Onları belki bir takım kararlar alacak. Hakem belki de bundan sonra maç yönetemeyecek. Futbol hayatı, futbol hakemliği sona erecek. Ama Deniz Ateş Bitnel değil mi? Bu hakem evet. yani kimdir? Tecrübeli bir hakem midir? Yani burada bilmiyorum bir tartışma yaşanıyor mu şu anda? Yeni Kasıt mı yoksa hata mı? FIFA kokartı oldu. Bu sene FIFA kokartı aldı bu hakem. Genç bir hakem. Genç bir hakem. Aslında gelecek vaat eden bir hakem ama başına da bu geldi. Yani yaptığı hatalar bir hakemin, FIFA hakeminin yapmaması gereken hatalar. FIFA hakemi olduğunuz zaman UEFA da işin içine giriyor. Onlar da sizi takip ediyor. Onların da bir tepkisi var. Bugün notu açıklandı. Hakem notları 10 üzerinden veriliyor. 6,5 verildi buna. 6,5 da çok düşük bir not. Bu şu demek, en az 3-4 ay maç yönetemeyecek bundan sonra normal şartlarda. Ama ondan sonra tekrar futbola döner mi, dönebilir mi? Bu kadar eleştiri, bu kadar haksızlık, bu kadar yanlıştan sonra o da onun vicdanına kalmış. Ama benim tahminim bir daha hakemlik yapmaz diye düşünüyorum Türkiye'de. Çünkü çok büyük bir tepki oldu. Hem Trabzonspor Kulübü büyük tepki gösterdi. Hem bu tür haksızlıkları yaşayan Anadolu takımları dün geceden itibaren çok büyük tepki gösterdi. İşte Salih Dursun bu hakeme kırmızı kart gösteren futbolcuya Şanlıurfaspor, Bursaspor. Adanaspor, Bursaspor, Evet. Gaziantepspor, Kayserispor herkes destek verdi. Neden? Çünkü Anadolu takımlarının İstanbul takımlarıyla oynadığı maçlarda başına gelen olaylardan da hakem hataları genelde İstanbul Yani takımları hakem lehine. hatası mı? Yani şimdi Yani genelde İstanbul takımlarının lehine diyorsunuz. Ama evet. hata da diyorsunuz. Ama hata mı işte? Hata mı Evet, hata yani? mı yani? Hatalı kasıt mı? Zaten dün az önce Trabzon Başkanı konuşmasında da var. Diyor ki bu futbol iklimini siz oluşturdunuz diyor. Şu an bu futbol iklimi oluşturan bir aktörler var. Bunlar da merkeze İstanbul takımlarını koymuş. Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi koymuş. Daha çok Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi koymuş. Beşiktaş bile o sıralamada 3. sırada geliyor. Dolayısıyla onların kazanmasına, onların bu düzeni devam ettirmesine yönelik bir iklim var. Yine hatırlayın ligin ilk yarısı Trabzon Galatasaray maçı var Trabzon'da. Galatasaray ligden kopma durumu var. Orada da Cüneyt Çakır devreye girmişti. Şu an Cüneyt Çakır Türkiye'nin en iyi hakemi. İşte uluslararası maç yönetiyor ama devreye giriyor. Yani maçı alıyor bir takımdan başka bir takıma veriyor ve Galatasaray lig yarışı içerisinde tutmaya çalışıyor. Niye? Çünkü biliyorsunuz nakliyen gelirleri var. Çok büyük paralar ödüyor yayıncı kuruluş. Galatasaray kulübünün taraftar sayısı çok büyük ve bunların Digitürk abonesi olması lazım. İşte reklamdı, pastaydı. Bir şekilde yarışın içinde tutulması lazım. Onu yapıyor hakemler. Hakemler kendilerine düşen rolü yapıyorlar. Dün 4 kırmızı kart mı Dört çıktı? kırmızı, aslında 5 kırmızı kart çıktı. Bir de hakemin kendisine bir kırmızı kart var. Ama hakem maçtaydı yani. O dışarı çıkmadı yani. 4 kırmızı kart çıktı futbolculara. Evet, daha önce Normalde böyle bir olay yaşandı mı Türk futbolunda? tabii 2003-2004 sezonunda Beşiktaş Samsunspor maçında o zamanın hakem Cem Papila Beşiktaş'ta 5 futbolcuya kırmızı kart verdi. Maç tatil oluyor. Bir takıma bir maçta 5 kırmızı kart verirseniz maç tatil olur. Hükmen yenik sayılıyor kırmızı kart alan takım. İyi ki hatırlattınız. O dönem Lucescu, Beşiktaş'ın hocası açıklama yapmıştı. Yani çünkü 5 tane kırmızı kart bir büyük takıma kolay kolay verilmez. O zaman Beşiktaş Fenerbahçe ile ligde yarışıyor. Meclis Araştırma Komisyonu kurulsun. Bu maçta neden 5 kırmızı kart verildiği araştırılsın. Çünkü normal değil.
Zaten ondan sonra Beşiktaş yine bir mağlubiyet daha, bir mağlubiyet daha. Ligin ilk yarısı 8 puan öndeydi o sezon. İkinci yarı Fenerbahçe şampiyon oldu. 13 puan fark falan attı Beşiktaş'a. Yani ya bu iki olay arasında benzerlik var mı? Ya şöyle, şimdi burada iki takım da iddiasız. Yani Trabzonspor da iddiasız, Galatasaray'da. Çok rahat bir maç yönetebilir hakem. Ama işi çığırından çıkarıyor. Şöyle bir şey var burada. Yani komplo teorisi diyelim. Mustafa Denizli Galatasaray'ın teknik direktörü ve onun için çok zor bir süreç başlayacaktı. Hani eğer yenilseydi Galatasaray, Denizli için çok kötü bir süreç başlayacaktı. Tabii onun da yıllardır Türk futbolun içerisinde. Mesela bir sürü ahbap çavuş ilişkileri var. Yani onun da bir sürü... Peki yani hani komplo teorisi. Bu komplo teorisi. Ama şunu söyleyebilirim ama burada. Siz inanıyor musunuz? Daha mesela oturtmak için şunu söyleyeyim. Mesela Mustafa Denizli maçtan sonra, hani siz değişecek mi bir şey, bir milat olacak mı diyorsunuz ya. Evet. Maçtan sonra açıklama yapıyor. 4 kırmızı kart olmuş, hiçbirini görmedim diyor. Şimdi bu şu demek, yani bu düzen değişmeyecek demek. Yani bu düzenin başındaki insanlardan biridir yani Mustafa Denizli. Değişmeyecek. Yani bunu görmedim diyor. Aynı Mustafa Denizli bundan 4-5 hafta önce Galatasaray Beşiktaş maçında Mete Kalkıvan diye bir hakem o maçı yönetti. Onu da yerden yere vuruyor. İşte ben onun niyetini anlarım diyor. Biz tecrübeliyiz diyor. Vermemiştir, yapmamıştır ama niyet falan şu bu falan açıklamalar yapıyor. Şimdi sen orada olmayan şeyleri görüyorsun. Burada olan şeyi görmüyorsun. Şimdi nedir bu? Ya düzen değişmesi yani. Bu düzen çünkü birilerine hizmet ediyor. Şimdi Merkez Hakem Kurulu ne yapacak? Futbol Federasyonu ne açıklama yapacak? O konuda nedir? Beklentiniz ne, Merkez düşünüyorsunuz? Merkez Hakem Kurulu benim düşüncem saat bugün 5'te bir basın toplantısı yapacaklar. Yani onlar hani değişse ne olacak diye sorarsanız. Yani Merkez Hakem Komitesi istifa etti. Kutlusi Müftüoğlu başkan istifa. Hiçbir şey olmuyor. Oluyor mu futbolda? Tabii oluyor. Yani bazen oluyor. Bazıları çıkıyor böyle biraz şey istifa genelde ediyor. Genelde olmaz. Yani genelde olmuyor. Birileri zorluyor, istifa ediyor. Ettikten sonra bir şey olmuyor. Bu Bülent Yavuz Federasyonu vardı. Hakem Kurulu aynı hatalar oluyordu. Sonra Mustafa Çulcu geldi, aynı hatalar oluyordu. Bu işte Zekeriya Alp geldi, aynı hatalar oldu. Yani bu değişmiyor. Düzen çünkü büyüklere çalıştığı için gidiyor biri, geliyor başkası. Şimdi en başta yani biraz eleştirilerim sert olacak ama Yıldırım Demirören var. Bu kim? Bu 503 milyon TL borçla Beşiktaş'ı bırakıp giden bir kulüp başkanı. Şimdi böyle bir başkan ülkeyi futbolunu yönetirse bu düzen değişmeyecek demektir yani. Siz bir kulübe bu kadar sıkıntı yaşatan bir adamı Türk futbolunun başına koyarsanız bu düzenin değişmeyeceğini bence en büyük göstergesidir. Peki, diğer büyük kulüplerden ne tepki geldi? Büyüklerden tepki gelmedi yani onlar çünkü. Niye konuşmuyor kimse? Ama Anadolu takımlarından yani canı yanan genelde Anadolu takımı oluyor. Yani hakemlerden sıkıntı çeken Anadolu takımları oluyor. Onlar tepki gösteriyor. Yani biraz. O zaman bir şey değişmeyecek bence de. Yani. Benim şimdi siz anlatıyorsunuz zaten yani. Mustafa Denizli de görmemiş zaten hiçbir görmemiş, şey. Görmemiş, hiçbir şey görmemiş yani. Dünya peki, dünyada nasıl yankı buldu? Bütün dünya görüyor. İşte Twitter'da bütün Galatasaray taraftarları Twitter görüyor. Twitter yıkıldı bir kere ama yani, Türk futbolunda. Bütün dünya, Çin bile işte diyor ki hakem bir diyor. Bir taş yerinden oynamayacak herhalde. Yani, evet. İşte az önce yine yayında söyledi girişte. Yani orada diyor Paul Gascoigne şanslıydı diyor. Hakem onu dışarı atmadı. Buradaki futbolcuyu hakem dışarı da attı. Yani kırmızı kart veren hakeme futbolcuyu hakem de dışarı attı. Yani hiçbir şey olmayacak ya. Dünya nasıl gördü olayı? Dünya şöyle gördü. Utanç gecesi diye gördü. Bir futbolcunun hakeme kırmızı kart vermesi dünyada da pek olan bir olay değil. İşte sarı kart veren var ama kırmızı kart veren yok. Bütün dünya şu an Türkiye'yi konuşuyor. Spor anlamında konuşuyor yani. Zaten diğer anlamda da çok konuşuyorlar biliyorsunuz. Zaten sabahtan akşama kadar onun yayını yapıyorsunuz burada. Bu anlamda da Türk futbolunun nasıl bittiğini, nasıl işte hale geldiğini, komik bir hale geldiğini herkes bunu konuşuyor. Ya futbolcular da bunu konuşuyor. Yani Türkiye'deki futbolcular da bunu konuşuyor. Dünyadaki insanlar da bunu konuşuyor. İnsan üzülüyor. Bu hakemlerin daha adil. Özellikle bu sene çok yanlış yaptılar. Yani bu sene çok inanılmaz bir maç yönetiyorlar. Yani böyle yani bilmiyorum takip edebiliyor musunuz? Her maçta olay, her maçta hata, her maçta avukatları var. Yani bu sene bir şey oldu onlara yani. Nazar değdi demeyeceğim çünkü her sene oluyor da bu sene biraz daha fazla oldu. Öyle bir söz var ya hani nasıl hak ederseniz o şekilde yönetilirsiniz diye evet. Bilmiyorum. Siyasetten söylenen bir sözdür. Türk futbolu bunu hak ediyor mu acaba? Belki de hak ediyordur. Yani
Bilmiyorum yani, siz ne diyorsunuz? Bence hak ediyor. Şimdi mesela dünya çapında hakemin bir tane Cüneyt Çakır var. O da Türkiye içeride çok kötü maç yönetiyor ama dışarıda birileri onu aldı, bir yerlere götürdü. Orada da çok başarılı maçlar yönetiyor. Dünya çapında futbolcunuz bir tane işte Arda Turan, başka yok, çıkmıyor. Bu iklimden de bu çıkar, başkası çıkmaz yani. Daha iyisi çıkmaz. Yani düzen, demokrasiden yani daha bence biraz daha arka planında var, sosyolojik planında var bu. Yani Türkiye'de futbolda bir adalet yok. Zaten diğer taraflarda da adalet yok. Yani evet. Futbolda hakemler bunu yapıyor. Diğer tarafta hakem